da kopmaların olduğu söyleniliyor. CHP zaten Ergenekon'la iç içe. Ergenekon'un avukatı zaten o parti. Yani kendileri bunu beyan ettiler. Bahsederken dolayısıyla gene şunu anlamıyorum. Yani Ergenekon'dan bir veba gibi bahsediyorsun. Evet yani, bir veba. Türkiye ama yok o size göre veba. Yani ben gittim gördüm. Bir tek belge, delil, bilgi hiçbir şey yok. Hepsi yalan. Yani artık o kadar açık ki. Mümkün mü o kadar yalan? Evet evet mümkün şey. Mümkün. Bakın çok mümkün. Hiçbir şey yok. Olmadığı için zaten 4 yıldır bir kişiye bile ceza veremiyorlar. Ya birini sorun Allah aşkına ya. Ne oldu kardeşim? Yani 4 yıldan beri yargılıyorsun da bir kişi de cezalanmıyor mu ya? Onu ona ekle, onu ona ekle. Orada bulunmuş, burada bulunmuş. 10 bin sayfa telefon konuşması. Nereden kaydolduğu belli değil. Lafların orasını burası. İşte Teğmen'i o gün tesadüf oradaydım. Teğmen müthiş bir şey anlattı. Ve sonunda da zaten dedi ki siz dedi gene aynı şeyi yapacaksınız. Tutukluluğun devamına turşu mu kurun dedi. Sonra her nasılsa Teğmen'i şey yaptı. Çünkü artık dikiş tutmuyor. Adam onu çürüttü, bunu çürüttü, bunu çürüttü. Ve baktılar olmuyor. Yani buna yani Ergenekon'un avukatı. Ben Ergenekon'un avukatıyım dese ne olacak? Yani bir kesimi bir davaya karşı onun tarafından Deniz Fener'inden de kimse ağzını açmıyor ya. Almanya diyor ki kardeşim sen bunları yapmayacaksın. Ben de burada dava açamıyorum diyor. Asrın davası diyor. Dolandırmışlar. İnsanların vicdanlarını çalmışlar. Türkiye'de bir şey yok. Ağzınızı açmayın. Ergenekon sanki veba. Değil. Hepsi yalan. Doğru hiçbir şey yok. Çok komik yani. Nasıl? Ya komik ya falan ya. Değil bak. Doğru bir tek şey yok. Ya bu kadar hakim, bu kadar yargı sistemi bu kadar mı çökmüş? Çökmüş yani. Değil. Bitmiş mi yani? Çökmüş değil. İktidarın elinde onun aleyhine bir şey söyleyemez. Ne söylüyorlarsa onu yapıyorlar. Ben bak böyle bakıyorlar. Bir şey yok diyorum. Hiçbir şey yok. Bak buradan açık söylüyorum. İstedikleri kadar bana desinler ki sen şudur görmüyor musun? Hepsini görüyorum. Yalan dolan. Ha şu. Efendim kendi içinde senle ben çekişmişiz. O onun varsa bir suçu o halledilir. Ama sen bunu hepsi birlik oldu. Çete kurdular. Darbe yapacak. Ya Amerika talimat vermeyecek de oradaki 3 tane paşa şey yapacak. Aklınız alıyor mu? Bir tek akıllı adam Türkiye'de. Amerika'dan talimat almadan bu ordunun darbe yapabileceğine inanıyor mu? 12 Mart'ı yapabilir miydi? 12 Eylül'ü yapabilir miydi? 27 Mayıs'ı yapabilir miydi? Ya buradan bunları biliyoruz. Şimdi burada yapılamayacak bir darbe üzerinden intikam alınıyor. Siz gayet güzel zaten söyledi. Ayağa kalkmadı gördün dedi. Hepsi aynı durumda. Bana kimse anlatmasın orada belge var, bilgi var. Ne belge var ne bilgi var. Olmadığı için zaten diyor ki o sekreteri işin için aldın. Adam anlatıyor. Peki nasıl aldın? Onu da anlatıyor. Peki niye onu aldı? Ne bileyim işte 8 kişi geldi. CV'lerine baktık, mülakat yaptık, bunu aldık. Yani bir mana yok işte zaten aptal çıktı diyor. Peki o zaman başka konuya geçelim. Bu adamı nereden tanıyorsun? Sana mesaj atmış. Evet efendim atmış diyor. Regaip Kandili, Kadir Gecesi, Miraç Kandili. Şimdi mesela, yani şimdi mesela yok Balyoz ama. Davası, Balyoz davası boş diye yani? Bir şey yok zaten. Boş mu yani? Boş değil. Bir plan seminerini sen alıyorsun. Adamın birine birisi bavul götürüyor. O bavulla götürüyorlar. İktidar da diyor ki kardeşim tamam bunların hepsi anti-Amerikan subaylar. Hepsini içeri atacaksın diyor. Hepsini içeri atıyorlar. Bu kadar basit. Bak bu kadar net söylüyorum. Anti-Amerikan subaylar hepsini içeri attılar. Niye acaba NATO ordusunda? Ya niyesi var mı işte? Sayın Ataklı. Bir Sayın Ataklı. Söylendi. Sayın Ataklı. Arkada Fenerbahçe var. Fenerbahçe şampiyon Sayın Ataklı. Yani şimdi bu tebrik ediyoruz. Siyaset, tüm tamam, Fenerbahçelileri bizler yani, de canı gönülden de bunu, tebrik ediyoruz. Evet bugün böyle, enteresan bir program oldu. Bir sallarım. Evet. İşte Fenerbahçe. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz efendim biz de. Tebrik ederiz. Evet. Fenerbahçe büyük takım. Evet, kabul ekranlarımıza etmek da az önce yansıdı. Sohbet çok hararetli gidiyordu. Bir de üzerine şampiyon Fenerbahçe'nin görüntüleri bindi. Süremizi doldurduk. Aslında Sayın Gönül Taş'a da elbette ki söz hakkı vermek istiyorduk. Ancak süremizi ne yazık ki dediğim gibi doldurduk. Bir kere daha tebrik edelim Sayın evet. Ataklı. Sizin vesilenizle tüm Fenerbahçelilere... İlk kutlama da bu televizyonda olmuş evet, oldu. Böyle çok güzel yani, oldu. Bir kere daha tebrik edelim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda inşallah tabii, uzun uzadıya konuşma imkanı bulalım. Sevgili izleyiciler, süremizi sonlandırdık. Bu arada ben hemen anketimize de göz atmak istiyorum. Son durumu açıklayayım. Anketimiz de sona erdi. Her öğrenciye bir tablet bilgisayar ilk sırada yer alıyor. Siyasi partilerin vaatleri arasında size en gerçekçi hangisi demiştik. Her öğrenciye bir tablet bilgisayar da ilk sırayı yer aldı. Şu an ekranlarımızda
kutlamalara ilişkin görüntüleri de izliyorsunuz. Spor servisindeki arkadaşlarım bayrağı bizden devralacaklar ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarının detaylarını sizlere aktarıyor olacaklar. Bizden şimdilik bu kadar sevgili izleyiciler. İyi akşamlar, mutlu akşamlar.